kişi değil. Buradaki 3 kişi değil. Bunu biz yaratmadık. Bunu biz çıkartmadık. Ve bunun müsebbibi, sebebi, nedeni nasıl anlatırsanız anlatır, biz değiliz. Biz değiliz. Biz sadece bize verilen görevi sonuna kadar doğru, düzgün, adil bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunu biliriz. Bugüne kadar gelmiş olan süreç içinde de her türlü yanlışmalar, çizişmeler, belki birbirlerimizi kırmış olabilir, belki insanlar haddini aşmış olabilirler. Ama bunun için yaptık. Bu federasyonu ayakta tutmak için yaptık. Bakın, bu federasyonu ayakta tutmak için en önemli özveriyi şu 3 kişi yapıyor. Neden? Şu 3 kişi var ya, şurada 190 kişinin önüne gelip, 190 kişinin önüne gelip, hatta misafirlerin önüne gelip sorumluluğu üstüne alıyor. Bu sorumluluk öyle kolay bir sorumluluk değil arkadaşlar. Bu sorumluluk mahkeme tarafından verilmiş olan zorunlu bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu eğer hakkıyla yerine getiremezsek, sizlerin bir tanesinin şikayetiyle biz suçlu duruma düşeriz. Öylesiniz zaten. Bir dakika Metin kardeşim, öyle değiliz. Öylesiniz zaten. Hayır, öyle değil. Mahkeme süreçleri hepiniz biliyorsunuz. 3 tane mahkeme süreci oldu. Bir tanesi 7. Sulukluk Mahkemesi'nde bizim bir arkadaşımız tarafından açıldı. 7. Sulukluk Mahkemesi bizi, yani Fatih kardeşimizi, Fatih İslam Karaoğlu, beni, Hulusi Nurhan Bulak'ı, Musa Abay'ı bu olağanüstü kongreyi yapmakta görevlendirdi. Bu süreçte hakim yönetim kurulunda, o yönetim kurulunda işinde yazıyor mu kararda? O kararda işinde yazıyor. Yönetim kurulunda bu kararlarda karşılıklı olarak hemfikir misiniz? Karşılıklı olarak karar verdiniz mi? Kabul ediyor musunuz? Ses yok. O kararda diyor ki Bu federasyonu delegeleri üye dernekler tarafından belirlenen 195 kişidir diyor. O kararda diyor ki bu federasyonu dernekler masası müdürlüğü tarafından kanuna aykırı olarak dernek organları içinde sayılmayan danışma kurulu diyor derneğin delegesi olamaz diyor. Başka da bir şey yok. Artı görevlendirme var ve karşı tarafın, yani federasyon diyelim, talebini reddediyor. Talebini reddediyor, karar verilmiş. Bu böyle bir. İkincisi, 5. Sulukluk Mahkemesi'nde federasyonun avukatı tarafından bir dava açılıyor. Diyorlar ki 7. Sulukluk Mahkemesi tarafından verilen bu kararı ihlali tedbir konulması, bu kararın geçerli olmadığı, artı hukuka uygun olmadığı, artı bu kişilerin yetkili olmadığı genel kurul yapamaması gerekir diye bir talep edilmiş. 5. Sulukluk Mahkemesi diyor ki bu arkadaşlar diyor 7. Sulukluk Mahkemesi tarafından görevlendirilmiştir. Bu açtığınız dava benim konumun kapsamı içinde değildir. Yargıtay yolunuz her zaman açık. Zaten 1. davada doğru Yargıtay yolu açık. Ve talebi reddediyor. Bunun üzerine yetmiyormuş gibi Mart ayında, daha doğrusu biz Rize ilgilerinden hiçbir zarar gelmesin diye bir faaliyet içinde bulunmadığımız halde, ondan sonra arkadaşlar kalkıyorlar 3. dava açıyorlar. Diyorlar ki biz Yargıtay'a müracaat ettik.
konusunda karar çıkacağına inanıyorum. Bu doğrultuda genel kurul yapılmaması için ilk yani tedbir bulunmasıdır. Birinci sulhluk mahkemesine karar çıkıyor. Birinci sulhluk mahkemesi diyor ki, sizin diyor, Yargıtay'a diyor, temiz için vermiş olduğunuz dilekçe bizi ilgilendirmez diyor. Ve diyor, daha önce verilen kararlar doğrultusunda diyor, ben zaten bir üst mahkeme değil de bunu durduramam. Bu süreci durduramam. Yani reddediyorum diyor. İki defa reddediyorum. Arkadaşlar, tabii ki Yargıtay'a yollar. Tabii ki Yargıtay'a geçir, temizletmeye geçir. Ama Yargıtay'da daha var, ne zaman incelenecek, ne zaman gündeme gelecek belli değil. Belli değil. Artı, artı da üstüne. Bakın, bizim, daha doğrusu bizim atandığımız karar, mahkeme tarafından atandığımız karar, çok açık ve seçik yazıyor. Diyor ki, Türk Medeni Kanunu'nun 75. maddesi, açık ve seçik diyor ki, bir derneğin, bir toplum örgütünün, 5'te 1 imzasıyla olağanüstü davet edilmesi o yönetim kurulunun bu görevi acilen yerine getirmesi gerekir diyor. Çok acil yerine getirmesi gerekiyor ve ilan etmesi gerekiyor. Yani yönetim kurulu o taleplerle, imzalarla veya isteklerle sunulan belli kararını alır, çok kısa sürede olağanüstü kongre yapmak zorundadır. Ve çok açık ve seçik, bu esas yönünden bir karardır arkadaşlar. Esasımızın çok sağlam olması nedeniyle, karar metnini, maddesinin çok net olması nedeniyle, Yargıtay'ca bu karar bozulmayacaktır. Bu açık ve seçiktir. Bunu herkese de sorabilirsiniz. Burada hukuk arkadaşlarına da sorabilirsiniz. Artı, ancak usulen bozulabilir, usulen de zaten bizi ilgilendiriyor. Esas zaten biz atanmışız. Bu olağanüstü kongrenin yapılmasına karar veriyoruz. Şimdi, olağanüstü kongrenin geliş süreci böyle. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu kongrede hepinizin çok sakin olması, birbirimize karşı lütfen saygılı davranın. İçimizde hanımefendiler var. Genç arkadaşlarımız var. Özellikle genç arkadaşlarımıza örnek davranışlar göstermeliyiz. Biz yurt dışından gelmedik arkadaşlar. Hepimiz bize nüfusuna takıyoruz. Evimiz öyle de olsa, öyle de olsa mutlaka bir akrabalığımızda mutlaka var. Mutlaka var. Olmaması imkansız. İlçeler içinde olan kişilerin mutlaka akrabalıkları var. Onun için gözünüzü seveyim. Rica ediyorum. Çok sağlıklı, çok sakin. Kimsenin kalbini kırmayacak şekilde, kimseye suçlayacak şekilde konuşmaması olanlar oluyor. Bugünden sonra burada seçimde, bu seçimi kim kazanırsa kazansın. Bu kazanacak olan bu zümredir, bize federasyondur, bize halkıdır, bize ilgidir. Biz burada bir yarışta değiliz arkadaşlar. Biz hiç kimseyle yarışmıyoruz. Bizim amacımız bu olağanüstü kongrenin yapılması için mücadele etmekti. Bu olağanüstü kongre bir fiil bizi isteklerimizle gerçekleştirdi. Üzülerek söylüyorum, mahkeme yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu çok benim için utanç verici bir olay. Çünkü yasaya saygınlık hepimizce kabul edilmesi gereken en büyük erdem. Bu insanlık erdemlerini adalete saygı, yasaya saygı en büyük erdem. Bunu hepimiz sahip olmamızda. Sözde benden büyük olanlar da var, benden küçük olanlar da var. Ben sizlere ahlak geçmek pozisyonda değilim. Ama üzüldüğüm tek nokta, talebin yerine getirilemeyip hiç sayılır. Yargı yoluyla bu işin yapılması beni mahcup ediyor. Huzurunuzda olmaktan da bir bakıma kumaş diyorum çünkü sizlere hitap ediyorum. Beni tanıyorsunuz. Ama bir bakıma da taş diyorum. Mahkeme yoluyla atandık. Sizlere zorunlu olarak böyle bir genel kurulu yaptırıyoruz. Bunun için de özür diliyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Genel kurulumuz başlayacaktır.
önce bir saygı duruşu. Bir dakika, önce bir açılış yapalım, ondan sonra sizin sorun hakkı vereceğiz. Bak, mahkeme sürecini açıkladım, başka bir şey. Ben mahkeme sürecini açıklama yaptım, Zeyman kardeşim. Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Müsaade et konuşsun, ne var? Ya konuşsun, neden çekiniyorsunuz? Bırakın, insanlar konuşsun. Size de şunu söyleyeyim, bakın arkadaşım. Bakın, bakın arkadaşım. Bizim kitabımızda kimseye kesin böyle olacaksın olacak. Belli prensip kuralları bize kurulacak. Bu prensip kuralları yaşamıyor. Bu yaşam kuralları İrfan Coşkun, Ahmet Üstoğlu, Metin Aydın, İlhan Hoşbey.
kartları kaplıyor. Yeşil kartları, yeşil kartları kaplıyor. Oturun, oturun. Yeşil kartları kaplıyor. İvan'dan baskı yapma. İvan ya kaldırmasın. İvan ya kaldırmasın. İvan ya kaldırmasın. Yani oradan kaldır elimden ya. Hayır ben kaldırmasın. Arkada da var. Arkada. 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 86'ymış arkadaşlar. 70, 70, 86 mı? 86 gibi. Ben bu kardeşim. Talep Bey bakar mısın? Genel kurula katına sayıda. Tekrar sayamazsın. Arkadaşlar usulüne oynayalım. Usulüne oynayalım ama.
taraf olarak konuşuyorum. Ben Süleyman Başkan'ın tarafındayım. Tamam, ama ben şunu bekliyorum. Divansın. Bu yeni divan da öyle bir mesaj verecek ki öyle bir sıcak olumuz. Ama yarım saatlik bir konuşma şeyi tansiyonla çıkıyor. Yeah.
Şimdi elimizdeki genel kurul günleri ortaya, bu günlere ilerisi olanlarsa ülke çocuk kurusu okulunda. Buyurun. Genel kurul günleri güvenlik güçleri yaptı.
bir bakarak uyandığında deve başladığı kadar ortaya geliyormuş. 86 yılında var mıydı? Devenin üzerine başlıyor diye deveye sizin seninle değil, seninle sevgin var, senin de sevgin var. Senin sevgini alın noktada, benim sevgini alın noktada. Biz bu işe yapılması talep ediliyor.
Şimdi 80.
Thank you.
Türkler Dernekleri ve Federasyonları buna eksik. Ve ne yapacağım ki? Ben değerli oturduğum halde Sayın Başkan'ın bulmuş olduğu değişikliği ile ilgili hiçbir hususu anlayamam gördüklerinde. Ne söylendi? Eskisi neydi? Yenisi nedir? Neyi bırakıyoruz? Neyi alıyoruz? Doğrusu anlayamam. Şimdi Dernekleri Kanunu Federasyonu içinde geçerli olan bir kanun. Ben de çok sivil toplum kuruluşunda aynı zamanda yöneticiyi yapıyorum. Ayrıca bir federasyonda da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Biz yıllardır federasyonda seçimlerimizi yaparken delegelerimizi şöyle oluşturuyoruz. Bağlı olan, üye olan dernekleri genel kurulunda yetkili olarak seçilmiş olan delegeler, tabi bireyler. Ayrıca o federasyonda yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri de doğal olarak delegeler. Kanunla bunu anlıyoruz, bunu da emretmektedir. Şimdi bana toplantıya girmeden önce söylenen düzü değişikliği yapılacak ve yönetim kurulu üyeleri düzü değişikliği de artık bu federasyonda delege olamayacaklar denildi. Eğer böyle bir değişiklik tehdit varsa anlayamadığım için özür dilerim söylüyorum ve bağışlayıp bu sınırdan vereceğini düşünmüyorum. Bunun kanuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü seçilmiş olan insanlar diğeri yönetiyorlarsa bir dahaki seçimde oraya ilgili alınacak kararlı da doğal olarak hak sahibi mi? Böyle de olması gerekir. O açıdan burada düzü değişikliğinde ortaya konulan husus eğer ben verilirsem oradan bir düzelsinler ama Sayın Başkan eğer ben yönetim kurulu şu andaki veya bir dahaki yönetim kurulu fark etmez bu. Ben kanun açısından söylüyorum bunu. Delege olmayacak deniyorsa buna gerekçe olarak da almış olan mahkeme kararı esas olarak gösteriliyorsa mahkeme kararları düzün üzerinde değildir. Derneklerin ve federasyonların anayasası düzgünlüğü. O açıdan yanlış bir karar almayalım, eksik bir karar almayalım ve bundan sonra da yeni seçilecek olan yönetim kurulu bir dahaki kongrede doğal delege olmaları gerekir. Yeni bir yönetim kurulu seçilecekse böyle değişiklik etkili varsa bu tehditlerin yarar edilmesini ve Doğu Kanun'a uygun şekilde yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulunda bir dahaki kongrede yine doğal tehditleri olmalarını amir bir düzü hükmü ortaya koyalım diye teklif ediyorum. Başkan bir dön mü? Başkan. Güzel. Sayın Başkan, teklif mi? Evet, senin de görüntü ne yapınız? Görüntü ne yapınız? Yani şimdi gelen düzü değişikliğinde önce şunu söylüyorum. Mevcut yönetim kurulu düzükte